Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlere Binbir Gece Masalları serimizden Uyuyan Güzel Masalını seslendireceğim. Uzun zaman önce güzelim diyarlarda bulunan bir ülkenin kral ve kraliçesi çocukları olmadığı için onun hüznü ve çaresizliği içerisinde bir hayat sürüyorlardı. O kadar çok istedikleri halde bir, tür, bir türlü çocukları olmuyordu. Tek istedikleri bir çocuklarının olmasıydı. Günler bu şekilde birbirini izlerken bir gün gölün kıyısında oturup çocuk hayali kuran kraliçeye suyun üzerine çıkan bir kurbağa şöyle seslendi. Kraliçem dilediğiniz yerine getireceğim. Bir sene bitmeden bir kız çocuğunuz olacak dedi. Kurbağanın bu sözleri üzerine epey şaşıran çocuk haberi için, için ise sevinen kraliçe sevinç içerisinde hemen sarayına geri döndü. Birkaç ay içerisinde hamile olduğunu öğrenen kraliçenin o yıl içerisinde bir kız çocuğu oldu. Kadın için büyük bir sürpriz değildi. Bu kız çocuğu hem çok güzel hem de öylesine tatlıydı ki onu gören kral sevincini yerinden sevincinden yerinde duramıyordu. Bir o yana bir bu yana gidiyordu. Kral hemen vezirlerini huzuruna çağırtarak büyük bir şölen hazırlanması talimatını verdi. Bu şölene tüm dostlarını, ailesini, komşularını ve ülkede bulunan 13 periden 12'sini davet etti. Bir tanesi peri kötü, bir tane peri kötü niyetli olduğundan onu davet etmemişti şölene. Bu şölende herkes dilediğince eğlendi. Şölenin sonunda perilerin her biri yeni doğan prensese sihirli birer hediye vermek için sıraya girmişti. Perilerden 11 tanesi bebeğe hediyelerini verdikten sonra davet edilmediği halde şölene katılan kötü niyetli peri birden güzel kızın yanına ortaya çıkarak yüksek sesle ben bu şöleni davet edilmedim ama yine de kral ve kraliçeyi unutmayacakları bir hediye vereceğim diye seslendi. Bu sözler üzerine onu iyi tanıyan periler kötü bir şeyler yapacağını anlamış ama ona karşı koyacak güçleri olmadığından ses çıkaramamışlardı. Kötü niyetli peri prenses 15 yaşına bastığında parmağına bir batıracak ve felç olacak dedi. Başka tek kelime daha etmeden hızlıca salondan ayrıldı. Bu sözler üzerine kral kraliçe konuklardan dehşete kapı, kapılmışlardı. Çok geç kral, çok çok geçmeden kraliçe üzüntüden olduğu yere yığılmıştı. Ancak hala hediyesini vermeyen 12 peri sessiz bir şekilde prensesin yanına giderek kötü kalpli perinin büyüsünü kaldırmaya çalıştıysa da bir türlü o büyüyü kaldırmaya gücü yetmemişti. Ancak biraz daha sonucu sonucu yumuşatabilirlerdi. 12. peri hayır bu kez felç olmayacak. Onun yerine bir asır süren derin bir uykuya dalacak. Bir prensin prensin aşk öpücü uyanacak diye söyledi. Çaresiz olan kral ve kraliçe hep o lanetin üzüntüsü içerisinde bir yaşam sürmekteydi. Çünkü yıllardır olmasını bekledikleri güzel güzel Güzeller güzeli kızlarının derin bir uykuya dalma korkusu onları iyice sarmıştı. Günler geçtikçe perilerin dedikleri bir bir gerçekleşiyor. Prenses güzel, mütevazı, kibar, zeki bir kız olarak büyümeye başlamış, herkes tarafından da seviliyordu. Kral ve kraliçe her yerde prensese yapılan o laneti engellemek ve ortadan kaldırmak için çareler arıyor, ama bir türlü bulamıyordu. Kral tek çözüm olarak krallığını bul krallığında bulunan bütün iğnelerin yok edilmesi için bir emir yayınladı günler bu şekilde hızlıca geçiyordu. 15. doğum gününe sabahının erkenden uyanan prenses çok heyecanlıydı. Herkesin hala uyumadığını gören güzel kız biraz dolaştıktan sonra en sonunda eski bir kuleye takıldı gözü. Hemen o eski kuleye çıkmak için kapıya yöneldi. Girişi dar olan sarman merdivenlere tırmanarak yukarı doğru çıktı. Küçük ve eski bir kapıya ulaştı. Kapının üzerinde paslı bir kilit vardı. O kilidi çevirdiğinde kapı açıldığını gördü. İçeri giren prenses küçük bir odada elinde bir iğnesi olan yaşlı bir kadının oturduğunu gördü. Zor işiten bu yaşlı kadının kralın emrinden haberi yoktu. Güzel prenses "Günaydınlar büyük anne, misafir kabul ediyor musun?" dedi. Yaşlı kadın "Ne dedin anlamadım ki evladım." Güzel prenses bu sefer yüksek sesle Günaydınlar büyük anne misafir kabul ediyor musun? Yaşlı kadın: Güzel kızım, eğlik iplik eğriyorum. Gel güzel kızım iplik eğriyorum dedi. Uyuyan güzel prenses bu kadar güzel bir şekilde dönen şey ne oluyor demişti. Odada bulunan Mili elini alarak bir şeyler yapmaya çalışan güzel kız o kadar çok uğraştı ki iğne parmağına batı verdi. İğne parmağına battıktan sonra kanapenin üzerinde olduğu yerde derin bir uykuya daldı. O günden sonra herkes güzel prensesi Uyuyan Güzel diye hitap etmeye başladı. Kızının bu durumunu çağıra bulamayan kral ve kraliçe Uyuyan Güzel ile birlikte uyumaya karar verdiler. Kralın emriyle 12 perinin yaptığı sihirli sarayda bulunan kral, kraliçe, hizmetkarlar ve askerler de dahil hepsi uykuya daldılar. Ahırdaki atlar, bahçedeki köpekler, çatıdaki güvercinler ve kuşlar dahil orada bulunan her şey uyuyan güzelle birlikte uyuya kalmıştı. Kalenin çevresinde kısa zamanda dikenli otlar yeşermeye başlamış, gün geçtikçe büyüğü vermişler. Bu olay bir efsane olarak dilden dile dolaşmaya başlamış. Çok kişi uyuyan prenses masalını bilmeyenlere anlatıyormuş. Zaman zaman prensler kalenin yanına gelerek kalenin içine girmeye çalışır ama kalenin etrafındaki dikenlerde geçemedikleri için her defasında kaleye girmekten vazgeçmişler. Aradan uzun yıllar geçmiş. Bir gün ülkeye gelen bir prens o çevrede yaşayan yaşlı bir adamdan 5 yıldır korunan kale masalını ve 100 yıl boyunca uyuyan güzel prensin hikayesini ve buraya birçok prens ve soyunun gelerek içeriye girmeye çalıştığını lakin hiçbirinin giremediğini öğrenmiş. Cesur ve atılgan biri olarak genç prens Yaşlı adama hemen bu dediklerinin hiç, hiçbirinden korkmuyorum. Sorun ne olursa olsun uyan güzel masalından bahsedilen uyan güzel prensi göreceğim demiş. Sabah erkenden kaleye doğru giden prens kalenin önüne ulaştığında sarayın kapısının büyük güllerle kaplı olduğunu görmüş. Çalıları büyük bir ustalıkla keserek sarayın kapısından içeri girmiş. Avluda gördükleri karşısında şaşıran prens atların ve köpeklerin çatıdaki güvercinlerin yade, yani kalede bulunan her şeyin uyuduğunu görmüş. Sarayın içine girince kral, kraliçe ve diğer hizmetkarların da mışıl mışıl uyuduğunu görünce saraydan çıkarak eski bir kule, ara, kule aramaya çıkmış, başlamış. Biraz dolaştıktan sonra en sonunda kuleyi görmüş. Kuleye girerek prensin uykuda olduğu, prensesin uykuda olduğunu ve küçük odanın kapısını açmış. Eski bir kanafenin üzerinde uzanmış güzeller güzeli ve tatlı bir kız o kadar güzel yatıyordu ki bir türlü gözlerini ondan alamamıştı prens. Prensesin üzerine eğilerek onu yanağından öptü. Onu öper öpmez, öper, öper öpmez gözlerini açan uyuyan güzel gülümse, prense gülümsedi. Lanet bozulmuştu. Prense, prenses ile beraber her kaledeki herkes uyanmıştı. Uyanan herkes şaşkınlık içerisinde birbirine bakıyordu. Prensesin elinden tutarak saraya götürülen ve herkesin uyandığını gören prens çok mutlu olmuştu. Olanları kral ve kraliçeye anlatan prens, kızlarından çok hoşlandığını ve müsaadeleri olursa prenses ile evlenmek istediğini söyledi. Bu talebini memnuniyetle karşılayan kral ve kraliçe kısa bir süre sonra dillere destan bir düğünle prens ve prensesin düğününü yaptılar. O günden sonra mutlu, huzurlu bir hayatları olmuş bolluk bereket içerisinde yaşamlarını sürdürmüşlerdi. Hikayemiz burada sona eriyor arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler dilerim.